Sevgili seyirciler, anneleri söz öldürmez, evladın yüreğine düşürdüğü köz öldürür derler. Fakat cahil cesur olur fehvasınca, insanoğlu akıbetinden endişe etmez. Annesine karşı yaptığı yanlışlardan köz yuvasına düşmeden geri adım atmaz. Sonunda tabii ki bunun bedeli kendisine çok ağır olur. İşte yaşanmış ibret dolu hikayemiz. Görseniz acırsınız. Yüreğim parçalanıyor halini gördükçe. Bir çare bulsak şu kadına. Kimi kimsesi yok mu abla? Var. İki oğlu var. Olmaz olsun öyle evlat. Parayla oynuyorlar ama bırakıp gittiler annelerini. Bırakıp gitmek değil artık bu. Ölüme terk etmek. Ne yiyip ne içiyor peki? Kuru ekmek. Ne olacak? Çocukları 3-4 günde bir uğrar. O da 5 dakika. Leş gibi. Yıkayan yok, tarayan yok. Çok perişan, çok. Vah zavallı. Çok üzüldüm ya. Yardım etsek kadına. Ben de onu diyorum ya. Yardım etsek de ama nasıl? Üstünden kilitleyip gidiyorlar. Girebilsek, yardım ederiz de. Bir iki söyleyeyim dedim, konuşturmadılar beni. Çocuklarının geldiği bir zamanda bana bir haber versene abla. Ben bir konuşayım. 30 senelik komşularım bunlar benim Safiye. O çocuklar küçücüktü. Kadın dul başına okuttu, adam etti, evlendirdi. Beni bile dinlemediler. Seni mi dinleyecekler yavrum? Büyütmüş ama adam edememiş demek ki. Olsun, sen bana bir haber ver. Ben dinletirim kendimi. Dinimiz bize düşküne, fakire, yaşlıya yardım emrediyorsa elimizden geleni yapmamız lazım. Bir telefon ediver geldiklerinde, olur mu? Olur tabii, ederim. Orada olduklarını bilsem şimdi gidip konuşalım diyeceğim vallahi. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Ne biçim insanlar bunlar? Nasıl evlatlar? Sana sormadan ben ona bakarım. Çocukları gelirse haber verin dedim ama ayrı. Anlatınca senin de benim gibi düşüneceğini bildiğim için. Sormaya gerek var mı Safiye? Böyle demesen kızardım zaten. Biz her şeyi kimin için yapıyor olmalıyız? Allah için değil mi? Çok şükür. Komşusu açken tok olan bizden değildir diyen onun Resulü sevgili peygamberimiz değil mi? Elhamdülillah biz bizdeniz, Müslümanız. Acıktın mı? Geberemedin gitti. Hem kendin sürünüyorsun hem bizi uğraştırıyorsun. Daha eve gidip dinleneceğim. Bütün gün eşek gibi çalıştım ben. Peki sen? Yattın. Olmaz. Su getirmedin mi oğlum? Günlerdir su içmedim.
Zıkkım iç. Ne yaptın? Bitirdin mi koca şişeyi? Tamam, bugün idare et, yarın getiririm. Uşağınım ya ben seni. Başka işim gücüm yok ya. Getiririm. Sizi ben mi doğurdum? Benim oğullarım mısınız siz? Yazık. Çok mu ağır geliyor annenize iki lokma ekmek getirmek? Doğurdun diye bütün ömrümüzü sana adayacak değiliz. Bizim de kendimize göre bir hayatımız var. Mızırdanmayı bırak da iyi hadi. Allah rahatlık versin. İyi uykular. Anne. Efendim? O teyze şimdi yerde taşta mı yatıyor? Öyleymiş yavrum. O da çocuklarını senin gibi yatırıp üstlerini örtmüştür değil mi anne? Öpmüş müdür? Tabii, öpmez mi? Gece kim bilir kaç kere kalkıp bakmıştır. Masallar anlatmıştır. Bir yerleri çizilse onun kalbi kanamıştır. Üzülseler, incinseler ciğeri yanmıştır. Annelik böyle bir şey işte. Hadi. Efendim. Aa, günaydın Mürvet abla. Ne yapayım, sağ ol, iyiyim. Evi süpürüyorum. Seni sormalı. Aa. Geldi mi? Orada mı? Tamam, hemen geliyorum Mürvet abla. Hadi. Yavaş, yavaş. Boğulacaksın, yavaş. Var mı başka bir emrin? Bak, uşak karşında. Allah'ıma her gün yalvarıyorum. Al bu canı beni kurtar diye. Olmuyorsa ne gelir elden? Ya bırak, başlama yine. Her gün aynı terane. Bu kadar horlanacak ne yaptım ben size yavrum? Bir lokma ekmek kadarlık hakkım yok mu üzerinizde? Siz böyle miydiniz? Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Dırdır dinlemeye gelmedim ben buraya. İşim gücüm var benim. Haklısın oğlum, haklısın. Hadi ben gidiyorum. Bugünlük yeter o ekmek sana. Yarın gelebilirsem gelirim. Oğuz. Allah'ın varsa temiz çamaşır getir bana yavrum. Haftalardır değiştirmedim. Biliyorum kızıyorsun ama ben alışkın değilim böyle. Kim bu kadın? Ne var? Of anne ya, of! Tamam, getiririm de kokuyorsun leş gibi. Kim değiştirecek onları? İyi günler. Buyurun. Ben az ileride oturuyorum. Dün komşular söyledi. Teyze bakıma muhtaçmış. Siz oğlu musunuz? Evet. Komşularınız anlattı, çok üzüldüm. Dün gece eşimle de konuştuk. Eğer bize güvenirseniz, yani ben teyzeye bakabilirim. Allah Allah. Komşularımız kendi işine baksınlar. Hayret bir şey. Sen bakıcı mısın? Bu işi mi yapıyorsun? Yo, hayır. Ben yani... hani çok zor durumda dediler de... Sabah gelip camdan baktım. Çok perişan. Anladım. Tamam. Bak kardeşim. Biz yıllardır usandık.
Yatalak hasta bakmak öyle kolay bir şey değil. Altını pisletir, karnı acıkır, susar. 3 gün sonra usanırsın. Usanmam. Yazıktır bu kadına. Böyle olur mu? Biz de öyle diyorduk. Yıllarca yanımızda kaldı. Kaç tane bakıcı tuttuysak baş edemedik. Hepsi kaçtı gitti. Bizim de kendimize göre bir aile düzenimiz var. Çocuklarımızın psikolojisi bozuluyor. Eşlerimiz mızırdanmaya başlıyor. Bütün huzurumuz kaçtı. Baş edemedik. En son çare getirdik. Buraya bıraktık. Ama onun ne suçu var? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu. Tamam. Sen bakarım diyorsan benim canıma minnet. Arayıp da bulamadığım şey. Zaten bakıcı bulamıyoruz. Kaç para istiyorsun? Para mı? Hayır, ben para için değil. Ya sevabını... Ya bırak, boşver bunları. Tamam, iyi insan olduğunu ispatladım. Ben inandım. Kaç para istiyorsun? Sen onu söyle. Her şey para değil beyefendi. Gerçekten ben öyle... Ayda 300 iyi mi? 300 mü? Hayır, biz böyle bir amaçla... Ya bırak bana tiyatro yapma. Tamam, sağ ol. Kendin geldin, talepkar oldun. Ama fazla vaktim yok benim. Uzatmayalım, şu işi bitirelim. İyi mi 400 milyon? Evimde bakarım ama. Burada değil. Tamam, bizi bu dertten kurtar da nerede bakarsan bak. Fark etmez. Ben veya kardeşim haftada bir uğrarız. Allah'ım. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Hadi yine 4 ayağın üstüne düştün. Bak bu hanım bakacak sana. Adın neydi senin? Safiye. Safiye Hanım sana bakacak. Fazla üzme, tamam mı? Biz arada Orhan'la geliriz. Sen şimdilik şunu al. Kalanını sonra getiririz. Oğuz Bey, bakın gerçekten ben para için yapmıyorum bunu. Size aptalca geliyor biliyorum ama biz inançlı insanlarız. Tabii tabii. Ekmek su bedava değil ama. Tamam dedin. Şimdi çayım. Al şunu. Al. Hadi hoşça kal. Size bir soru sorabilir miyim? Çabuk ol ama. Toplantıya yetişeceğim. Hepsini anladım. Uzun zaman bakmak zor geldi, usandınız. Ayrı bir yerde olsun istediniz. Peki altına yumuşak bir yatak da mı seremediniz? Üstüne bir yorgan... Hiç değilse akşamdan akşama bir kap sıcak yemek. O taşın üstünde sabahı sabah ederken sıcak yataklarınıza nasıl uyuyabildiniz? Tam beklediğim lafları söyledin. Ne oldu? Rahatladın mı söyleyince? Benim rahatlamam önemli değil. Siz rahatsanız. Sen bir bakmaya başla. Ben seni görürüm bir hafta sonra. Her gün pisletilmiş bir yatağı temizlemek nasıl oluyor? Biz kokudan odaya giremiyorduk yemek yedirmek için. Öyle ezbere konuşmakla olmuyor. Anne de olsa bir yere kadar. İnsan tiksiniyor. Allah sizi o duruma düşürmez inşallah. Yıllarca siz yatağınızı ne kadar ıslattınız kim bilir. O bir gün tiksindi mi sizden? Tertemiz oldun teyzeciğim. Allah saatler versin. Allah senden razı olsun kızım. Ellerin dert görmesin. Aylardır yıkandığım yoktu. Ben seni her gün yıkarım teyzeciğim, her gün. Hiç merak etme. Hızır gibi yetiştin yavrum. Allah ne muradın varsa versin. Seni Allah gönderdi bana. Seni de bize teyzeciğim. Oh be, vallahi büyük büyük kalktı üstünden. Ay evet ya. Veririz parasını, ölünceye kadar baksın. Zaten ihtiyacı olan da bir kadın. Kolay kolay vazgeçeceğini zannetmiyorum. Ben çıkıyorum Safiye. Bir şey istiyor musun akşama? Yok canım, sağ ol. Her şeyimiz var çok şükür. Günaydın Zahide teyze. Nasılsın bakayım? Sen istiyor musun bir şey? Canının sağlığı yavrum. Allah razı olsun. Cümlemizden. Bak, ben senin oğlun sayılırım. Burası senin kendi evin. Hiç çekinme. Ne istiyorsan söyle. Sağ ol evladım. Beni o mezbelelikten kurtardınız ya. Bir tabak sıcak yemek... Sıcak yatak verdiniz ya. Daha ne isteyeyim? Allah'a ısmarladık anne. Ben babamla çıkıyorum.
Güle güle oğlum. Allah zihin açıklığı versin. Çok koşma teneffüste, terleme olur mu? Tamam. Merhaba Zahide anne, iyi misin? İyiyim benim güzel evladım, sağ ol. Allah'ım, ben senin bu kadar iyi kulun muydum ki karşıma böyle güzel insanlar çıkardın. Okuldan gelince dün gece yarım kalan hikayeyi anlatacaksın değil mi? Çok merak ettim. Anlatacağım tabii, tabii. Daha ister misin Zahide teyze? Yok yavrum, sağ ol, eline sağlık. Ben şunları yıkayıp geleyim. Sonra da altını değiştiririz. Aydın Safiye'ye uğradı. Nasıl bakıyor o kadın öyle Mürvet abla? Kendi annesi gibi. Sorma, geçen gün de ben gittim. İmrendim vallahi, helal olsun kıza. Allah da onun gönlüne göre verir inşallah. Amin. O kadının duası yeter insana. Kadın sıcak evi sıcak yatağı bulunca nasıl düzelmiş. 3 ayda toparlanıvermiş. Allah Safiye'den razı olsun. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Merhaba canım, bizimkine bir bakalım dedik. Tabii tabii, buyurun. Ben de bulaşık yıkıyordum. Siz geçin, hemen geliyorum. Oo, yat bakalım. Ekmek elden, su gölden. Kalksa kalkacak da. Zor. Ne o? Bir hoş geldin yok mu? Der mi hiç? Oğullarını elinden aldık ya. Bana bak, sayemizde sıcacık bir ev buldun, oturuyorsun, dua et. Kızdırma, yine gönderirim bak seni o taşın üstüne. Ben size ne diyeyim? Size söylenecek laf yok ki. Ama Allah merhamet nasip etsin size. Şu insanlar kadar olamadınız. Yazıklar olsun size. Bak bak bak, dil pabuç gibi olmuş. Kalktık ayağına geldik. Aa, bir de bize laf sokuyor. Allah boşuna bu hale getirmemiş seni. Böyle yatar bakarsın işte. Allah'ın cezası. Yat öyle. Anne, ben geldim. Hoş geldin oğlum. Oğullarıma söyleyin de bana bir soba göndersinler. Soba mı? Yok, olmaz. Şömine yaptırsınlar. Soba olur mu canım? Aa. Ne diyorsun sen be? Haline şükret. Ben size söylemiyorum. Oğullarıma söylüyorum. Gelmiyorlar ne zamandır. Bu insanlar beni gece sobanın yanına götürüyorlar. Sonra yine yerime taşıyorlar. Günah onlara da. Durumları yok ki bana soba alsınlar. Çok üzülüyorlar. Ay deme, çok mu üzülüyorlar, vah vah. Yok soba moba. Mezarda soba mı var? Al iş şimdiden. Çok üşüyecek bu toprağın altında. Şimdiden tecrübe kazan işte. Şimdi bize merhametsiz mi diyorsun ha? Allah bildiği gibi yapsın sizi, ona havale ediyorum. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var kızım. Mezarda soba yok ama cehennemin ateşi var. Allah her şeyi görüyor. Sen bize cehenneme mi gidin diyorsun ha? Ha? İleniyorsun bize ha? Duyuyor musun Emel? Hı hı. Yaşlı cadı. Ay. Pis nankör. Seni sokağa atmak lazımdı aslında. Geberir giderdin çoktan. Sen git cehenneme. Eli ayağı tutmaz pislik. Oh, yapma. Ay yapma. Ellerin kopsun inşallah. Bana vurmak ha. Yapma. Oh, bana ay, vurmak ay, ha. Gebereme inşallah. Daha yıllarca böyle yataklarda sürün. Ölüp kurtulma. Çek. Geberemedin. Yeter artık be. Zahide'nin ne? Durun, ay, vurmayın ona. Sana ne be? Çekin. Anne. Sus, anne, Zahide'nin ne diyorlar? Bağırma.
Allah Allah. Ne yapıyorsunuz siz be? Sana ne? Ne demek bana ne? Benim misafirim o. Cehennemin dibine gitseymişiz, lafa bak. Ne misafiri be? Paranı alıyorsun, bakıyorsun. Çekil git, karışma sen. Paranız batsın. Burası benim evim, o da benim misafirim. Çabuk defolun çıkın, çabuk bir daha da gelmeyin. Bu da başka bir manyak. Ağzını topla, sensin manyak. Ne yaptı bu kadın size? Nedir bu kadar kin? Güçsüz, korunmasız bir insan. Zalimler, yeter artık. Çıkın hemen evimden. Parayı görünce havalara girmiş bu. Söyleyelim de yarın alsınlar analarını. Gitsin eski odasına da görsün gününü. Yürü. Paranız yere batsın. Para vermeyin, istemiyorum. Olur. Paranız çoksa misafiriniz üşüyormuş, bir soba alıverin. Hı? Yine de üşürse üstüne oturtuverin. Bayılır hiç kıpırdamadan oturmaya. Ana ahı tutar derler, korkarım. Ama şunu unutmayın. Allah mazlumun ahını yerde bırakmaz. O versin cezanızı. Ne diyeyim? Ölürüm de bir daha gitmem Oğuz. Sakın teklif falan edeyim deme. Resmen ilendi. Hakaret etti bize ya. Tamam hayat. Gitme. Sıkma canını. Zaman ayırıp kalkıp ayağına gidiyoruz hanımefendinin. Sevineceğine laf sokuyor. Nankör derler böylesine. Tamam Sevtap. Bırak, ne hali varsa görsün. Öbür sanki kendi anasıymış gibi üstümüze çıktı. Dövecek resmen. Analığından değil o. Aylık 400 milyon gidecek diye korkusundan. Anlamadın mı? Gösteriş yapmış size. Ay neyse öf. Apar topar kovulunca yarın yurt dışına gideceğimizi, bir süre ilgilenemeyeceğimizi bile söyleyemedim. Parayı da veremedin tabii. E nasıl vereyim? Tuttu kolumuzdan attı. Edepsiz. Ben yarın arar söylerim, merak etme. Yarın bu saatlerde Paris'te miyiz? Ay inanmıyorum. Evet. Orhan'ı arayayım. Yarın sabah onları da alalım, havaalanına tek araba gideriz. Ben kalkıp hazırlanmaya başlayayım. Şuradan. Sırtın üşümesin Zahide teyze. Ev sıcak gerçi ama olsun. Çok hakkınız geçiyor. İnşallah sizlere cennet nasip eder Rabbim. İnşallah Zahide teyze. Yavrum. Efendim teyzeciğim. Benim evi gördün, biliyorsun. Yıkılacak bakılmaya bakılmaya. Tapusu benim üstümedir. Çocuklara söyleyeceğim, o evi sizin üstünüze geçirsinler. Onlar çok zengin, ihtiyaçları yok. Olur mu hiç öyle şey Zahide teyze? Biz ev için mi bakıyoruz sana? Sakın söyleme. Bugüne kadar sizden tek bir isteğim olmadı. Ağzımı açıp tek bir laf etmedim. Siz bana benden de çocuklarımdan da çok iyi baktınız. Bu tek isteğim olmaz derseniz beni çok üzersiniz. Hayrı karşılık beklemeden yapmak önemli Zahide teyze. Üzülme hiç. Ama biz kabul edemeyiz. Allah'ın aşkına yalvarıyorum sana. O ev çok güzeldir. Tıpkı sizin gibi. Bir gün ölürsem o evin ışıklarını sizin yaktığınızı bilmek isterim. Çiçeklerini siz sulayın. İçinde siz uyuyun. Bu beni öbür dünyada huzura kavuşturacak tek şey. Kırma beni yavrum, ne olur. Siz layıksınız o eve. Yıkılıp gitmesin. Yetişiriz değil mi? Umarım, inşallah.
Defalarca uyandırdım, kaldıramadım ki beyefendiyi. Telaş etmeyin ya, yetişiriz. Bekle, yetişiriz. Görün bakın nasıl yetişiyoruz şimdi. Annem ne dedi diyordun sen Oğuz? Evin tapusunu o bakıcılara mı verecekmiş? Evet, buna da herhalde. Biz unuttuk o evi, o daha unutmamış. Yaşlandıkça insan eskiyi hatırlıyor tabii. Sen ne dedin? Tamam dedim, ne diyeceğim. Biliyorsun taktımı takar şimdi. Dırdır etmesin, boşver, verelim gitsin. Ne münasebet? Şaka mı bu? Hakikaten yani. Kim kime bedava ev verir ki? Parayla bakıyorlar, bir de üstüne ev mi? Aman canım, eski püskü virane ev zaten. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evden bol ne var? Hepimizin evi var çok şükür. İyi. Çok buldun, dağıt ona buna. Yeter artık Sevtap ya. Bir şeye de karışmayın. Babamın evini de mi size soracağım? Başımızın gözümüzün sadakası olsun, boşver. Evet yani... Orhan sen ne diyorsun? Ha? Ay bu da ya. Bugün mi gidiyorlarmış Safiye? Evet, bir hafta kalacaklarmış. Sen uyuyordun, arayıp bana söylediler. Aklına bir şey gelmesin. Canları sağ olsun. Oğuz ne yapıyorsun? Oğuz abi lütfen yavaş ya. Kaçarsa kaçsın. Bir şey olmaz. Yavaş be oğlum. Oğuz. Oğuz yavaş. Ay. Oğuz baba, Zahide'nden bana bir hikaye anlattı. Öyle güzeldi ki, bir çocuk annesinin babasının sözünü hiç dinlemiyormuş. Olmuş bir hikaye mi bu? Çok yaramazmış işte. Bir gün bahçeye çıkıp ağaca tırmanmaya başlamış. Dur bir saniye, hayırdır inşallah. Efendim? Evet, benim. Kim? Evet, buyurun. Kaza mı? İyi misiniz siz? Aman Allah'ım. Tamam, söylerim. Geçmiş olsun. Ne olmuş Ayrı? Oğuz Bey, kaza geçirmişler sabah. Bir şey olmuş mu? Hastanedelermiş Zahide teyze. Oğuz Bey hafif yaralanmış. Şimdi arayabildim dedi. Orhan! O da iyiymiş. Yatıyormuş ama iyiymiş. Peki ya ötekiler? Büyük gelininin boynundan aşağısı tutmuyormuş. Omuriliği parçalanmış. Küçüğünün de kolları kopmuş. Ay! Ay! Aman Allah! Ay! Bitnan! Seni sokağa atmak lazımdı aslında. Geberirdin çoktan. Sen git cehenneme. İyi ayağı tutmak pislik. Yapma! Bunak seni! Yapma! Ay ne olur inşallah. Yapma! Geberirme inşallah. Daha yıllarca böyle yataklarda yat. Kurtulma, çek! Zahide'nle ağlama. Allah mazlumun ahını yerde koymaz. Keşke ağzımı açıp hiç onlara beddua etmeseydim. Ama zulüm de devam edip gitmiyor işte. Kimine bu dünyada, kimine öbür tarafta. O ne takdir ederse. Yine de Allah yardımcılar olsun. Merhaba delikanlı. Hoş geldiniz. Girebilir miyim? Tabii.
Anne, baba. Merhabalar. Buyurun. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Oğuz Bey. Sağ olun Safiye Hanım. Ölümlerden döndük. Demek daha yaşayacak ömrümüz varmış. İzin verirseniz anneme bakabilir miyim? Tabii, odasında uyuyordu. Kaldırayım mı? Yok yok, uyusun. Girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun buyurun. Oğuz Bey, buyurun şöyle oturun. Sağ olun. Hayri Bey, yarın bir ara işten izin alabilir misiniz? Yarın mı, neden? Fazla sürmez. Tapuya kadar gideceğiz. Küçük bir işimiz var. Oğuz Bey, bakın biz... Lütfen, bu benim için çok önemli. Annem için olduğundan daha da önemli. Yeter artık Seyitap ya. Bir şeyde karışmayın. Babamın evini de mi size soracağım? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Boşver. Anne. Ben geldim anne. Hayırsız oğlun geldi. Anne affet bizi. Senin bize yaptıklarını biz sana yapamadık. Senin bizi sevdiğin gibi biz seni sevemedik. Evlatlık borcumuzu ödeyemedik. Senin hakkını inkar ettik. Affet bizi anne. Senin bu haline biz sebep olduk. Bir de sokağa attık seni. Aç, susuz, hasta. Yüce Allah şimdi bize öyle bir ceza verdi ki anne. Affet bizi anne. Bir defa daha sana sarıldım ya, bu yeter bana. Ne yaptıklarınız, ne söyledikleriniz, hepsini unuttum gitti. Anneleri söz öldürmez. Evladın yüreğine düşürdüğü köz öldürür. Çok şükür Allah'ım bunu bana nasip etti ya. Allah yardımcınız olsun oğlum. Şifalar ihsan eylesin. Annem. Yavrum benim.
ellerin kopsun. Bana vur bakalım. Korkarım. Ama şunu unutmayın. Allah mazlumun ahını yerde bırakmaz. O versin cezanız. Et. Sevgili seyirciler, mazlum ve mağdurun ahını alan, hele hele böyle bir cinayete girerken Allah'a meydan okurcasına konuşan ve hareket eden zalimin kendini kurtarması zordur. Bir de bu mazlum, insanın dünyaya gelmesine sebep olan annesi ise, o sözde evladın akıbeti bellidir. Güzel sonsa Allah'ın emir ve yasakları karşısında dikkatli olanlarındır.